Bugün anlatacağımız konu dünyanın en şanssız, en toksik insanlarından birinin hikayesi. İbret olsun diye anlatıyorum. Böyle insanlardan kaçın. Ama videoya geçmeden önce rutin hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu ve mesut etmiş olursunuz. Teşekkürler. Karamişe'nin önüne hoş geldiniz. Maria Gilbert 1818'de Limerick, İrlanda'da doğdu. Dansçı ve oyuncu olarak kısmetini aramak için 1840'larda Paris'e geldi. Lola Montez adını alarak İspanyol flamenco dansçısı olduğunu iddia etti. Doğal olarak bu işi beceremedi ve hayatta kalmak için sosyete fahişesi oldu. Bu işte ise korkunç bir başarı sağladı. Hatta kısa sürede Paris'teki en başarılı fahişelerden biri haline geldi. Ancak dansçı olma isteği hala bitmeyen ablamız, dansçı kariyerini kurtarma ihtimali olan tek kişiye, yani Fransa'nın en geniş dağıtım ağı olan gazetenin sahibi ve gazetenin tiyatro eleştirmeni Alexander Dujovier'e yanlamaya başladı. Alışkanlıklarını araştırıp her sabah ata bindiğini öğrendi. Kendisi mükemmel bir şekilde ata bindiği için bir sabah ata binip kaza ile ona rastladı. Kısa süre içinde her gün birlikte ata biner olmuşlardı. Yürüme başarılı olmuştu. Hatta birkaç hafta sonra Lola onun dairesine taşındı. Bir süre için hayat çok güzeldi. Dujovier'in yardımıyla Lola dans kariyerini canlandırmaya bile başlamıştı. Sosyal konumunu riske atmasına rağmen Dujovier arkadaşlarına baharda onunla evleneceğini söylüyordu. Ancak videonun başında dediğim gibi ablamız şanssızlığı ile ünlüydü. Dujovier'in hayatı inişe geçmişti. İşindeki talihi değişti ve nüfuzlu arkadaşları ondan kaçmaya başladı. Bir gece Dujovier Paris'teki en varlıklı genç adamların katıldığı bir partiye davet edildi. Lola da gitmek istemişti ama Dujovier buna izin vermedi. İlk kez o gün kavga ettiler ve Dujovier partiye yalnız gitti. Abimiz orada zil zurna sarhoş olup Lola'ya dair eleştiriler yazan bir başka eleştirmene ana bacı küfretti. Ertesi sabah küfrettiği adam onu düelloya davet etti. Kendisi Fransa'daki en iyi atıcılardan biriydi. Dujovier özür dilese de düello gerçekleşti ve Dujovier öldü. Böylece Paris sosyetesinin umut vadeden genç adamlarından birinin hayatı sona erdi. Yıkılan Lola Paris'i terk etti, Münih'e taşındı ve orada Baviera kralı Ludwig'i elde etmeye çalıştı. Ludwig'e ulaşmanın en iyi yolunun güzel kızlara düşkün olan yaveri Kont Otto von Reichberg olduğunu keşfetti. Bir gün Kont bir kafede kahvaltı yaparken Lola atıyla geçip kazayla yerinden düşüp Reichberg'in ayaklarının dibine attı kendini. Kont ona yardıma koştu ve büyülendi. Onu Ludwig'le tanıştırmaya söz verdi. Reichberg kraldan Lola için bir görüşme ayarladı. Ama Lola antreye geldiğinde kralın yardım isteyen bir yabancı için zamanı olmadığını söylediğini duydu. Lola nöbetçileri itip odaya daldı. Bu arada elbisesinin önü bir şekilde yırtılmıştı. Aa! Tesadüfe bak! Kralın ve diğerlerinin şaşkın bakışları altında çıplak göğüsleri ortaya çıkmıştı. Bildiğin meme açmış kadın yani. Lola Ludwig ile görüşmeye alındı. 55 saat sonra, sadece 55 saat sonra Bavya sahnesine ilk adımını atmıştı. Eleştiriler korkunçtu ama bu Ludwig'in daha fazla gösteri ayarlamasına engel olmadı. Bu kadının içindeki dans aşkı beni gerçekten bitirecek. Neyse, Ludwig kendi ifadesiyle Lola tarafından büyülenmişti. Neden acaba? Neden büyülendi acaba? Ludwig halk içine kolunda Lola ile çıkmaya başlamış, sonra Münih'in en gözde yerlerinden birinde onun için bir apartman dairesi satın almış ve darayıp düşemişti. Cimri olarak bilinmesine ve hayallere kapılmamasına rağmen Lola'yı armağanlara boğuyordu ve onun için şiirler yazmaya başlamıştı. Kelet gelmişsin kalbime! İlmek ilmek! İşlenmiş gibisin! Şimdi kralın en sevdiği metresi olarak şöhret ve talihi bir gecede yakalamıştı. Lola zamanla haddini aşmaya başlamıştı. Bir gün ata binerken yaşlı bir adam onun önünde gidiyordu ama Lola'nın zevkine göre biraz yavaştı. Lola onu geçemeyince binici kırbacıyla yaşlı adamı kırbaçlamaya başladı. Başka bir seferinde köpeğini tasmasını takmadan yürüyüşe çıkardı. Köpek yoldan geçen birine saldırınca Lola adamın köpekten kurtulmasına yardım etmek yerine tasmayla kırbaçlamıştı adamı. Bu tür olaylar duygularını göstermeyen Baviera halkını çileden çıkardı. Fakat Ludwig Lola'nın yanında yer aldı. Hatta onu Baviera vatandaşlığına geçirdi. Kralın çevresindekiler onu bu ilişkinin tehlikelerine karşı uyarmaya çalıştılar. Ama Lola'yı eleştirenler derhal kovuldu. Kralını seven Baviyeralılar artık ona açıkça saygısızlık ederken Lola kontes oldu. Kendisi için yeni bir saray inşa edildi ve politikayla uğraşmaya başladı. Artık krallıktaki en büyük güçtü. Kralın kabinesindeki etkisi büyümeye devam ediyor ve diğer bakanları aşağılıyordu. Sonuç olarak krallıkta bir uçtan diğerine isyanlar başladı.
Bir zamanlar huzur dolu olan yer şimdi iç savaşın eşiğindeydi. Ve öğrenciler her yerde dola dışarı diye şarkılar söylüyorlardı. 1848 yılı Şubat ayında Ludwig sonunda baskılara daha fazla dayanamadı. Büyük bir üzüntüyle Lola'dan derhal Bavyera'yı terk etmesini istedi. Derhal burayı terk et kardeşim! Lola bunu yaptı ama bedeli ödenmeden değil. Sonraki 5 hafta boyunca Bavyeralıların öfkesi eskiden sevilen krallarına dönmüştü. O yılın Mart ayında tahtı bırakmak zorunda kaldı. Lola Montez ise İngiltere'ye yerleşti. Artık her şeyden fazla saygınlığa ihtiyacı vardı. Ve evli olmasına rağmen yıllar önce evlendiği İngiliz'den ayrılmamıştı hala. Nüfuzlu bir avukatın oğlu olan ümit vadeden genç subay George Trafford Harold'a dikmişti gözlerini. Lola'dan 10 yaş genç olmasına ve İngiliz sosyetesinin en güzel ve zengin kızlarından birini seçebilecek olmasına rağmen Harold, Lola'nın büyüsüne kapılmıştı. Sen neymişsin be abla? Dokunduğu herkese etkili bir kadın yani. Saygı duydum. 1849'da evlendiler. Lola kısa süre sonra aynı anda iki kişiyle evli olması nedeniyle tutuklandı. Kefalette kaçtı ve İspanya'ya gittiler. Korkunç derecede kavga ediyorlardı. Ve bir keresinde Lola, Hild'ı bıçaklayarım. Sonunda Hild'ı kendinden uzaklaştırdı. Hild, İngiltere'ye döndüğünde ordudaki mevkiini kaybetmiş olduğunu gördü. İngiliz sosyetesinden dışlandı, Portekiz'e taşındı ve yoksulluk içinde yaşadı. Birkaç ay sonra kısa hayatı bir tekne kazasında sona erdi. Birkaç yıl sonra Lola Montez'in yaşam öyküsünü yayınlayan adam da iflas etti. Lola 1853'te Kaliforniya'ya taşındı. Orada Pat Hull adında bir adamla tanışıp evlendi. İlişkileri tıpkı diğerleri gibi fırtınalıydı ve Hull'u başka bir adam için terk etti. Hull içkiye başladı ve 4 yıl sonra oldukça genç bir yaşta ölene kadar süren bir depresyona girdi. Lola 41 yaşında bütün giysileri ve eşyalarından vazgeçerek Tanrı'ya döndü. Amerika'ya turladı, dini konulara dersler verdi. Beyazlar giyiyor ve beyaz bir başlık takıyordu. 2 yıl sonra 1861'de öldü. Kısaca her şeyi yaşadıktan sonra sofu olmaya karar vermiş. Yani Allah bunu yer mi bilmiyorum, sanmıyorum ama. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer araştırıp videosunu yapmamızı istediğiniz bir tarihi konu veya başka bir konu varsa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun yanında eğer kendimizi geliştirmeniz için aklınıza bir fikir gelirse lütfen yazmaktan çekinmeyin. Videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler.